Memur ve emekliler için masadaki en güçlü zam oranı ortaya çıktı. Temmuz zammı yaklaşırken emekli ve memurlar için yapılacak zam oranları da netlik kazanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyonunu açıklamasının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2024 zam hesapları da başladı. Zam için son veri beklenirken, emeklilerin merak ettiği bir konu enflasyon farkına ek refah payı verilip verilmeyeceği oldu. Refah payıyla zam oranı için en güçlü oranda şekillendi. İşte detaylar. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Maaşı için 5 aylık kesinleşen oran %22,72 oldu. Emekli zammı için son veri beklenirken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketini hatırlatarak emekli zammı için hesapladığı oranı açıkladı. Ekol TV'ye konuşan Emin Yılmaz, memurlarımız ve emeklilerimiz yılda iki defa zam alıyor. Yasadan gelen kanun doğrultusunda da TÜFE önem arz ediyor. Mayıs TÜFE'si 3.37 olarak açıklandı. İlk 5 aylık enflasyon verisi %22.72. En çok merak edilen Haziran ayı enflasyonu ifadelerini kullandı. Merkez Bankası anketinde beklenen son veri. Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketine göre Haziran ayı enflasyon verisi tahmini olarak %2.56 civarında çıkacağı belirtiliyor. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon verisine bakıldığı zaman %25.86 üzerinden bir veriye ulaşılacak. Burada belirtilen %25.86 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin kök aylıklarına gelecek olan zammı telaffuz ediyor memur ve memur emeklilerini de %20.39 bekliyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme devreye giriyor. Toplu sözleşmeye göre, 2024 ün ilk 6 aylık döneminde %15, ikinci 6 aylık döneminde ise %10'luk bir toplu sözleşmeye imza atıldı. Onlardaki zam oranı da %20,39 çıkabilir diyebiliriz. Bu yıl asgari ücretede bir defa zam olasılığı vardı. Bu da içinde bulunduğumuz ekonomik anlamda sıkı yönetimden kaynaklı. Emeklilerimizin refah payı da biraz muallakta. Refah payı ile ilgili yasalarımızda refah payı verilir şeklinde bir ibare yok. Burada ekonomi ekibi ve en sonda da Sayın Cumhurbaşkanının kararıyla geçmişte refah payı verildiğini biliyoruz. Bu dönem için %5 ve %10 arasında refah payı verilmesini bekliyorum. Eğer %5 verilirse zam oranı %30'a yükselecek. En güçlü ihtimal olarak %5 olarak görüyorum. %10 verilirse zam oranı %35'e yükselir. Ekonomi Yönetimi yıl sonu hedef enflasyonunu 38 olarak duyurdu.